1962 yılında bir adam, gerçekliğin ötesine geçmeye çalıştı. Adı Morton Heiligi'di ve sensorama adını verdiği bir cihazla, izleyiciyi yalnızca görmeyle değil, görsel, işitsel ve fiziksel duyuların tümünü harekete geçiren bir deneyimle sararak, ilk kez dijital bir gerçeklik yarattı. O gün kimse, sıradan görünen bir gelişmenin bu kadar büyük etkiler yaratacağını düşünmedi. Sensorama, bir donanım olarak geliştirilen ilk dijital evren temsiliydi. Ama insanlık, tarih boyunca yalnızca donanımlarla değil, mitlerle, sembollerle ve ritüellerle de alternatif gerçeklikler kurdu. İnsan zihni, hiçbir zaman tek bir gerçeklikle yetinmedi. XR, sabit gerçeklik algısını yıkarak, algıyı tekil bir düzlemden özgürleştirerek, insan varlığının etkisiyle şekillenen çok katmanlı ve dinamik bir evrene taşıyor. Gerçekliği yüzyıllar boyunca duyularla algıladık, akılla tanımladık. Oysa veriyi taşıyan duyular değil, ona anlam katan zihindir. Artık gerçeklik, sabit ve tekil değil, katmanlı, değişken ve bağlama duyarlı bir yapıya evriliyor. Bu evrimin adı, XR, yani genişletilmiş gerçeklik. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerini bir araya getirerek, algıyı fiziksel sınırların ötesine taşıyor. Gerçek ile sanalı bir araya getiriyor. Bu teknolojinin kültürel alandaki yansımaları da gecikmedi. Sinemada, genişletilmiş gerçeklik fikrini en çarpıcı biçimde işleyen yapımlardan biri, 2018'de vizyona giren Ready Player One adlı Steven Spielberg filmidir. Bu filmde dijital evren, yalnızca bir oyun alanı değil, ikinci bir yaşam alanı olarak kurgulanıyor. Dijital çağın eşiğinde kaybolan gerçeklik duygusuna ayna tutuyor. Kimlik, aidiyet ve insanın kendi varoluş biçimini yeniden kurma çabasını sorgulayan düşündürücü bir deneyim sunuyor. Sensorama ile atılan ilk adım, bugün bir vizyonun ötesine geçerek, fiziksel ve dijital yaşamın birleştiği çok katmanlı bir gerçeklik yapısına dönüşüyor. Mimariden tıbba, eğitimden savunma sanayine, eğlenceden günlük yaşama kadar pek çok alanda bambaşka deneyimler sunuyor. Tıp alanında genişletilmiş gerçeklik, sağlık personelinin anatomi ve acil müdahale gibi kritik becerileri dijital senaryolarla güvenli bir ortamda öğrenmesini mümkün kılıyor. Operasyon öncesi, cerrahlar anatomik doğrulukla modellenmiş holografik bedenler üzerinde çalışarak, müdahale bölgelerini önceden analiz edip hata payını en aza indiriyor. Mimarlar, yapıları inşa edilmeden önce dijital ortamda detaylı şekilde test edebiliyor. Tasarım süreci, yalnızca çizimle sınırlı kalmıyor. 360 derece deneyimlenerek teknik, estetik ve kullanıcı odaklı açıdan şekillendiriliyor. Bu teknoloji, öğrenmeyi daha etkileşimli ve kalıcı hale getiriyor. Simülasyon, problem çözme ve oyunlaştırma gibi yöntemlerle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrenmeyi teşvik ediyor. Öğrenci katılımı ve motivasyonunu artırıyor. Ayrıca sanal laboratuvarlar sayesinde coğrafi ve donanım kısıtları aşılmakta, öğrencilere düşük maliyetli ve güvenli deneyim alanları sunulmaktadır. Bilgiyi ezberlemekten çok, deneyimlemeye dayalı bir öğrenme anlayışı her alana yayılıyor. Öğrenciler artık tarih kitaplarıyla yetinmeyecek, farklı çağlara adım atacak, keşif anlarına tanıklık edip, tarihi olayları sanki oradaymış gibi deneyimleyebilecekler. Tarihi ezberlemek yerine, atmosferiyle deneyimleyerek öğrenecekler. Savunma sanayiinde XR teknolojileri, karar alma hızını artırmak ve riski azaltmak için kullanılıyor. Askeri personel, coğrafi senaryoları, silah sistemlerini ve insansız araçları dijital ortamda uygulamalı olarak deneyimleyebiliyor. Komuta merkezleri ise artırılmış gerçeklik destekli haritalar sayesinde sahayı anlık olarak analiz edebiliyor. Bu sayede operasyon planları daha hızlı hazırlanıyor ve insan kaybı en aza indiriliyor. Eğlence dünyası XR ile köklü biçimde değişiyor. Futbol, basketbol, motor sporları ve tenis gibi pek çok müsabaka artık sadece ekrandan izlenmiyor. XR teknolojisi sayesinde saha, pist ya da kort, izleyicinin bulunduğu her yere taşınabiliyor. Konserler artık uzaktan izlenen bir gösteri değil, doğrudan içinde bulunulan bir atmosfere dönüşüyor. Oyunlar artık bir karakteri yönetmek değil, o karaktere dönüşmek, onun gözünden dünyayı deneyimlemek anlamına geliyor. XR teknolojisi, insanı sahnenin dışından alıp deneyimin merkezine taşıyor. Zaman ve mekan sınırları aşılırken,
etkileşim çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor. Görünen dünya artık tek katmanlı değil. Algı, fiziksel sınırların ötesine geçti. Veriyle ve deneyimle şekillenen yeni bir gerçeklik içindeyiz. Dijital toplum çağı başladı. Kimlik, aidiyet ve varoluş biçimleri yeniden tanımlanıyor. Gerçekliği izleyen değil, onu inşa eden varlıklara dönüşüyoruz. Gerçeklik yeniden yazılıyor ve bu kez hepimiz sürecin içindeyiz. Belki de düşünmemiz gereken asıl şey şu. Gerçekliği biz mi inşa ediyoruz? Yoksa bize ait sandığımız bu yeni evren çoktan başkaları tarafından mı kurgulandı? Thank you.